Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu'nun İstanbul Feshane'de düzenlediği Samsun Tanıtım Günleri'ne İsmail Türüt damgasını vurdu. Hayranlarıyla Feshane sahnesinde buluşan Türüt'e cübbeli sevenleri sahneye çıkarak sürpriz yaptı. Muritleri geldi. Babalar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş geldiniz, kurban olurum. Ya siz nereden geliyorsun? Oo baba gel. Bu kareyi iyi çek, bunları bir oynatayım da bir görün. Çıkın, çıkın. Dur bir dakika, bir rica edeyim size. Abile bir gel abile. İnsanın, hiç imanlı insanın o yüreğindeki nur var ya yüzüne vurur biliyor musunuz? Bir bakın abile abi adamlara. Abiladan zarar gelir adama. Kıymetli kardeşlerimiz, İsmail Bey'den Allah razı olsun. Bize lütfettiler. Böyle bir imkan verdiler. Allah-u Teala burada olan bütün kardeşlerimizle beraber cennetinde, cemalinde de beraber olmak nasip eylesin. Ya sana bir şey diyeyim ya. Allah'ın hikmeti var. Bu adamların buraya Çemenize, Türkiye kıyamet gelmişler buraya. Burada bir hikmet var. Dualarım kabul oli. Senin duaların kabul. Alt isteyin dostlarım lütfen. Lütfen dua buyurun bize. Şeref verdiniz. Lütfen hacım. Sürpriz karşısında çok şaşıran ünlü şarkıcı Türüt, gösterilen sevgi karşısında çok mutlu oldu. Konser sonrası sürprizle ilgili açıklama yapan Türüt, ben 30 senedir bu işin içindeyim, rüya gibi bir olaydı. Şimdiye kadar böyle bir şey görülmemiş dedi. Bir defa bir şey, yani inançı hala rüya gibi ya. Rüya gibi ilk defa görülmemiş böyle bir şey. Yani Feshane'de, burası Eyüp Sultan, manevi bir değeri var buranın. Tabii 200 metre ileride Eyüp Sultan Hazretleri. Burada bir Feshane, burada bir bu akşam da eğlence var. Yani o zat muhteremler yani müzik olan bir yere, müzik duyulan bir yerin kapısından da geçmezler. Ben onların biraz yaşantısını da bilirim. Yani çünkü niye? Tanırım onların dedelerini tanırım, şıklarını tanırım. Ahmet Efendi'yi bilirim. Allah uzun ömür versin. Cübbeli çok iyi arkadaşım Cübbeli Ahmet. Yani yaşantılarını bilirim. Bunlar böyle yani bunlar müzikten, türküden, bu işlerden uzak insanlardır. Ama buna rağmen beni severler. Bu akşam bir şok oldum, bir ilk oldu. Dünyada görülmemiş. Yani ben sahnedeyim. Bir anda 5-6 tane cübbeli muhterem sahneye geldi. Yani bu olmamış bir şey. Hakik öyle ya. Allah mı yolladı, Eyüp Sultan mı yolladı ben bilemiyorum. Kaya Bey'in mi duası tuttu. Çok duadan, Allah'tan çok şeyli niyazlarına da burada bahsettik. Felaket bir şey oldu. Acaba o onlar gerçek insan mıydı yoksa hizir mizir olabilir, uçmasınlar. Bir baksaydınız yani. O da olabilir yani Allah mı yok. Yani ben anlamıyorum. Sahneye nasıl girdiklerini anlamadım. Yani kimse görmedi. Sahneye, müzik olan bir yere, horon, çemenci olan bir yere o insanlar gelmez. Geldiler. Ya bizi demek ki bir gönül bağı var o insanlarla bizimle veya salonun içinde bir başkası. Keramet bende olduğunu da söyleyemem yani anladım. Yani ben anlamadım. Hala çözemedim.